Beşiktaş antrenmanlara döndü. Beşiktaş sanki biraz daha elini çabuk tutuyor gibi bazı konularda antrenmanlara başladı ve bugün gazeteleri yine tararken ilk sanki özellikle Burak Yılmaz sürmanşetteydi. Maaş indirimini kabul etmemiş gibi Beşiktaş'ta futbolculardan gelen bilgiler var. Bu ne ölçüde doğru? Sana gelenler ne? Şöyle bir durum var. Şu anda oyuncularla teker teker oturup menajerlerin avukatlarını varsa eğer çağırıp maaşınız bu kadar ve Mayıs, Nisan, Mart, Haziran'da oynanamayacak 4 aylık maaşlarınızı veremiyoruz veya bu senenin maaşlarına indirim yapın diye bir sözleşme önlerine sunup kesin ifadelerle yapılan bir konuşma yok ama Beşiktaş'ın bir haftadır, Beşiktaş yönetiminin bir haftadır, 10 gündür oyuncularla görüşmesi var. Bunu buraya teklif edildi, Burak kabul etmedi diyemem. Böyle bir bilgi bende yok. Ancak oyuncularla belli periyotlar için görüşmeler yapılıp işin gerçekliğini ortaya koydular. Ne diyor Beşiktaş yönetimi? Bakın, Mart ayının belli bir kısmı Nisan, Mayıs ve Haziran oynayamayacağız gibi gözüküyor. Ve oynayamayacağımız için yayıncı kuruluş gelirleri gördüğünüz gibi Mart ayı itibariyle gelmedi. Bundan sonra da gelecek gibi gözükmüyor. Maç günü gelirlerimiz yok, bilet gelirlerimiz yok. Sponsorların bu konuyla ilgili bir yönlerini çevirme veya eski geçmiş yatırımlarını yapmama gibi bir ihtimal söz konusu. Oyunculara bunu ortaya koyuyorlar ve evet, özellikle 2000'li yılların başından itibaren futbol endüstrisi, futbolun oyuncu maaşı üzerinden değerlendirirsek geldiği nokta çok üst seviyelerdi ama bu da değişecek gibi gözüküyor. Bu şartlara hazırlıklı olun. Bugün kadromuzda yer alan 2 milyon euro, 1,5 milyon euro alan oyuncular önümüzdeki sene sözleşmeleri devam etse bile bu ücretleri alamayabilir. Bu rakamları indirmek zorunda kalabiliriz. Eğer bunu kabul etmezseniz yol ayrılığına gidebiliriz gibi cümleler. Yine altını çizmek istiyorum. Bu bir dayatma, diretme veya kesin ifadeler değil. Sadece yol haritasıyla ilgili Beşiktaş yönetimi şimdiden oyuncuları uyarmaya, şimdiden o görüşmeleri yapmaya başlıyorlar. Ama Burak özelinde, Burak senin maaşın 18 milyon TL. Bu maaşını biz bu sene sadece 12 milyon TL'sini ödeyebileceğiz. 6 milyon TL indirim yap. Burak hayır ben yapmıyorum. Sözleşmem var. Sözleşmemde ne yazıyorsa onu isterim. Durumu söz konusu değil. Pazartesi günü biz Nevzat Demir tesislerinin önünden yayın yaparken Başkan Ahmet Nurçebi tesise giriş yapmıştı. Sadece o gün değil, geçtiğimiz haftada, daha sonraki günlerde de, dün ve Salı günü de tesislerde görüşmeler yapıyor. O gün Burak'ın geçmiş maaşlarına, geçmiş alacaklarına dönük bir ödeme planı üzerine konuştuklarını öğrendik. Yine bu konular konuşulduğunu öğrendik. Ve Beşiktaş'ta bazı oyuncularla yollar ayrılabilir. Bu verdiğim bilgilerin ardından yüksek ücret alan oyuncularla ilgili bu konuşmalar, bu anlaşma şartları ciddi olarak masaya yatırılacak. Bu isimler kim olur? Yüksek maaş alan isimler var Beşiktaş'ta. Vida 3,4 milyon euro maaş alıyor. Oturulup konuşulacak. Burak 18 milyon TL alıyor. Oturulup konuşulacak. Adem Ljajić yine 2 milyon euroya yakın bir maaşı var. 2,4 Oğuzhan Özyakup oturulup konuşulacak ki o da Feyenoord'dan geri dönecek. Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu. Ve bir iki böyle Lens, özellikle Lens 1,8 milyon euro alacak bu sene. Oturulup konuşacak. Euro'nun belki TL'ye dönmesi, anlaşmanın o şekilde devam etmesi ortaya konulacak veya sözleşmeleri devam etse bile önümüzdeki sene yapılacak bir revizeyle yeni yıl üzerinden yeni bir mali oyuncu maaşı üzerinden bir sözleşmeye girilecek. Ama evet, Fenerbahçe Galatasaray'da da bu planlama vardır. Oyuncularla ilgili görüşmeler yapılıyordur. Ancak Beşiktaş'ta bilgim dahilinde söylüyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde yüz yüze birebir yol haritaları ciddi şekilde ortaya konarak önlemler alınmaya başlandı. Evet tabii Beşiktaş'ın izleyeceği yol aslında bu tür durumlarda lider kulüpler yani öncü kulüpler Türk sporunun lokomotifi işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüplerin izleyeceği yol diğer takımlara da örnek oluyor aslında. Hem de bu üçlü ya da dört büyükler arasındaki durumda da birisi kapıyı açtığı zaman diğerleri de örnek teşkil ettiği için benzer şekilde peşinden geliyor. Tabii Beşiktaş'ta başlayınca Fenerbahçe ve Galatasaray'da da bu iş kaçınılmaz. Gerçi dün Sayın Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı bu konuyla ilgili çok net bilgi vermedi. Bizim kadromuz şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Henüz bu konuyla alakalı bir çalışmamız yok dedi.